Yıllar yıllar evvel Prusya Kralı Frederick Potsdam yakınlarında bir kır gezisine çıkar. Orada bir değirmen görür, su değirmeni görür ve araziyi çok beğenir ve satın almak ister. Adamlarını gönderir fakat değirmenci aksi huysuz bir adam bir türlü değirmenini satmak istemez. Tekrar ısrar eder, kral gene sonuç alamaz. En son kral kendisi gider ve ısrarla değirmenini satın almak istediğini söyler. Huysuz ihtiyar hayır der, satın alamazsınız, satmıyorum çünkü Berlin'de hakimler var der. Devlet hiçbir zaman hiçbir yerde gören olmamış. Ama devlet her zaman var. Devleti fizik bir mekana, yapıya indirgeyemezsiniz. Kamu binalarına, kamu emlakına, köprülere. Çünkü bunlar depremde hasar görür, ne bileyim, yangında yanar, yıkılır, yerine yenisi yapılır. O zaman bu devlet fizik bir mekanın adı değildir. Devleti insan unsuruna da indirgeyemezsiniz. Bakın ister atanmış bir bürokrat, isterse seçilmiş bir siyasi olsun. Bunlar sonuçta insandır. Bu insan ölür. Bu insan emekli olur. O zaman devlet insan unsuruna da indirgenemez. Bir de çok karıştırılan bir şey vardır. İdare ya da kamu yönetimi dediğimiz bir yapı vardır. Bakın milyonlarca memurdan oluşan idare ya da kamu yönetimi aslında devletin sadece uygulama aracıdır. Devletin sadece dış dünyada görüntüsüdür. Peki devlet nedir? Bir an için hayal gücünüzü kullanmanızı isteyeceğim. Bakın aslında bizim hayat dediğimiz şey devletle sivil toplumun gerilim alanında cereyan eden karmaşık bir ilişkiler bütünüdür. Şimdi şu elipsi ya da daireyi hayatın kendisi olarak düşünün. Bu hayat sonsuz sayıda ilişki biçiminden oluşur. Eğitimden sağlığa, tarımdan ulaştırmaya, dış politikadan milli güvenliğe, nişanlıktan ki o bile bir hukuk ilişki biçimidir, evliliğe, velayete vesayete, borç ilişkisine ne aklınıza gelirse. Şimdi devlet ne yapar? Hiç kimsenin hiçbir yerde görmediği devlet kalkar, bu ilişki biçimlerinin her birini tek tek el atar ve oyunun kurallarını belirler. Bir defa kullanmakta tükenmeyen, genel nesnel ve soyut hukuk kuralları koyar. O zaman sonda söylenmesi gerekeni en başta söylememiz gerekirse bizim kavrayışımızda aslında devlet hukuktur. Devlet aslında hayatın hukuksal profilinden ibaret olan o yapının adıdır. Fakat devlet işte hukuktur ama bu hukuk kuralları böyle rastgele bir araya gelmiş hukuk kuralları değildir. İşte gördüğünüz gibi devlet ve onu oluşturan hukuk kuralları hiyerarşik olarak üst üste konmuş hukuk kurallarıdır. Bu üçgenin ya da piramidin ya da hiyerarşik kararışının tepesinde anayasa yer alır. Sonra yasalar, sonra Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, sonra yönetmelikler ve en altta da devlet memurları tarafından yapılan idari işlemler yer alır. O zaman bu bizi basit bir yere götürür. O da şudur. Her gün vatandaşla ilişkiye geçtiği her noktada sonsuz sayıda idari işlem yapan o devlet memurlarının iradesi yönetmeliğe uygun olmak zorundadır. Yönetmelik Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine ve yasalara, yasalarsa anayasaya uygun olmak zorundadır. Devlet ancak bu hiyerarşiyi koruduğunuz an vardır. Şimdi üçgenin size göre sağ tarafında görülen yargı organlarına lütfen dikkat edin. Bu hiyerarşiyi koruyabildiğimiz ölçüde hukuk devletinden ya da devletten söz edebiliriz. Belki o Potsdamlı, o huysuz ihtiyarında bize yıllar öncesinde söylemek istediği şey sadece buydu.